Merhaba sevgili gençler BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 5. sınıf öğrencilerimizle 2. dönemin 2. yazılısına hazırlanacağız. Ve her zamanki gibi etkileşimli bir sınav olacak sevgili gençler. Yani siz de kendinizi ölçeceksiniz. Baştan önce eğer hala kanalımıza abone değilsen aşağıdaki abone ol butonuna kanalımıza abone oluyorsun. Yanındaki zil tuşuna basarak bildirimini açıyorsun. Ayrıca takıldığım bir mevzu olur. Paylaşmak istediğim bir konu olursa da yine yorum kısmına bekliyorum. Arkadaşlar bu sınav videosunda farklı bir şey yapacağız. Benim burada sorduğum çözümlerin Word dosyasını BGM matematik.com web sitemize ekleyeceğim. Oradan indirerek çıktı alırsınız. İsterseniz onun üzerinde çözerek daha rahat işlem yapmış olursunuz. Hem de kendinizi gerçek bir sınavdaymış gibi test etmiş olursunuz. İndirme linkini aşağıdaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dediğim gibi etkileşimli bir sınav olacak. Ondan dolayı kaleminizi kağıdınızı hazırlıyorsunuz. Başlıyoruz. Her son yanında puanı yazıyor sevgili gençler. Bakın bu soru 5 puan. Ben her sorudan önce 5 saniye geri sayım sayıcı başlatacağım. Siz bu arada videonuzu durduracaksınız. Bakın bu süre çözmek için değil, durdurmak için. Videonuzu durduracaksınız, sonra soruyu çözeceksiniz, ardından birlikte kontrol edeceğiz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Buyurun. Müzik 4 üçgen işlemi parantez içinde 10 kare işlemi 8 eşittir 72 imiş. Buna göre üçgen ve kare yerine gelmesi gereken iş, işlemleri bulmamızı istiyor. Şıkları tek tek deneyebiliriz. Çarpma ve toplama diyor. Yazalım. 4 çarpı 10 artı 8. Hemen yap, biz kendimiz çözelim. Önce parantez içi yapılır. 10'a 8 ekle. 18. 18 ile 4'ü çarpacağım. Çarpalım. 4 kere 8 32 elde var. 3. 4 kere 1 4. 3 ekle 72. Evet ilk şıktan hemen cevabı bulduk. Diğer şıkları deneyelim isterseniz. Mesela 5 şıkkını denersek ne olacak? 4 artı. Önce artı geliyor. Üçgen diyor. 10 çarpı 8 olarak yazıyorum. Önce parantez içi demeye gerek yok. Çünkü önce çarpma zaten. 80 yapar. 4 ekle 84. Bak farklı çıktı. Bu şıklardaki hepsini tek tek yerine koyarak sonuç buluyorsun ve cevabını buluyorsun. İlk sorumuz 5 puandı. Umarım ilk sorunu çözmüşsündür. Hemen geçiyorum. Arkadaşlar güncel konuları sona doğru bıraktım. Bu biraz ön bilgileri kısaca hatırlatacağım. Ama ağırlıklı hani şu geometrik şekiller, alan, çevre, üçgen, dikdörtgenler falan o konuların tamamı sınavımızda mevcut. Ayrıca söylediğimi bilmiyorum. Bu konuların tamamının konu anlatımına da 5. sınıf konu listemizden ulaşabiliriz. Hemen ikinci soruya geçiyorum. 4 kare 5 olduğuna göre diyor. Kare yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılabilir? Bak 4 tam sayısı ile 5 tam sayısı arasında bir yerde olacak. Yani kesrimiz bileşikten tama çevrildiğinde 4 tam mesela 3 bölü 5 gibi bir ifade olacak. Yani öncelikle bir 4 tamı olacak ki 4 ile 5 arasında olabilsin. Tamam şimdi bunlardan hangisi bu hale dönüyor ona bakacağız. Hepsini tek tek çevireceğim. 15'in içinde 4, 3 kere var. Paydası 4. 3 tam oldu. Eledim. 25'in içinde 6, 4 kere var. Olabilir. O zaman bunu deneyelim. Paydamız 6 değişmez. 4 kere 6, 24. 25'ten geriye 1 kaldı. 4 tam 1 bölü 6. C şıkkı bulduk. Ama yine diğer şıkları da kontrol edelim. 32'de 9, 27'den 3 kere var. 3 tam 9. Hiç uğraşmaya gerek yok. 11'de 2, 5 kere var. Paydası 2. Bu da 5'ten fazla olduğu için yine bunu elemiş olduk. Evet, mevzu yalnız değil mi? Eğer 4 ile 5 arasında bir sayı istiyorsa 4 tamlı bir ifade olmak zorunda. Evet bu soruda yine 5 puandı. Hızla devam ediyoruz sevgili gençler. Bu sorumuz 10 puanlık bir soru çünkü A ve B sayılarını bulacaksınız ve arasındaki farkı bulması istiyor. Buyurun bakalım. Müzik Sayı örüntü sorularının temel çözüm yöntemi neydi? Önce kuralı buluyorsun. Kaçar kaçar artıyor. 3'ten 7'ye 4 artmış. 7'den 11'e 4 artmış. Demek ki kural ne? 4'er 4'er artıyor. Devam edelim. 11'den yine 4 artmış. O zaman 4 eklerim. Ne olacak? A sayımız 19 çıktı. 19 sayısına 4 ekleyince 23 mi oluyor? Evet doğru. 23'e 4 ekledim. 27. B sayısı da 27 oldu. Ne diyordu? B A'dan kaç fazladır? 27'den 9 çıkarırsan cevabı 8 bulursun. Ya da hiç uğraşmazsın. Hocam, bunlar arasında hep 4 fark var ya. 4 buradan fark var. 4 de buradan fark topla 8 olur da diyebilirsin. Hiç böyle uğraşmazsın. Ve 4. sorumuz bir üslü sayı sorusu. Buyurun bakalım. Müzik 3 üzeri 2 eksi 2 üzeri 3 işlemin sonucu kaçtır? Ne diyorduk? Biz bunu nasıl okuyorduk? Tekrar onu da hatırlamış olalım. 3 üzeri 2 yukarıda 2 olunca kare diye okunuyordu. Yani 3'ün karesi eksi 2'nin yukarıda 3 olunca ne diyorduk? Küp diyorduk. Yani 2'nin küpü. 3'ün karesinden 2'nin küpünü çıkaracağız. Açılımı nasıl oluyordu? 3'ün karesi 2 tane 3 demekti. 3 çarpı 3 eksi. 2'nin küpü ise 3 tane 2 yazıyorduk. Burada tane varmış gibi okuyorduk. 2 çarpı 2 çarpı 2. Buradan da işlem yaparsak 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 9'dan 8 çıkar. 1 bulursun. Yani 5 şıkkı cevabımız. Evet bu konunun konu anlatımı yine 5. sınıf konu anlatımı listemizde var. Açıklama kısmında da var. Hatta sağ üst köşede i harfi göreceksiniz. Oraya tıklarsanız da yine 5. sınıf konu listemize ulaşabilirsin. Evet artık görsel şekillere gelmeye başladık sevgili gençler. Bu sorumuzda da köşegen yani dörtgenlerin köşegenleri nasıl çiziliyor o kazanımı hatırlayacağız. Her biri bir puan sevgili gençler bütün köşegenleri çizmenizi istiyorum. Evet hemen başlayalım. Köşegen neydi? Köşeyi köşeye bağlayan doğru parçasıydı. Ben bu köşeden başlıyorum. Karşı köşeyi çizdim. Başka çizeceğim köşe var mı? Buraya çizemem. Neden? Çizersem kenar olur. Buradan çiziyorum. Şu şekilde. Tabi düz çizmek zorundayız. Şuradan çizebilirsiniz. Yine aynısı olur. Geldim buraya. Şu ve şu oluyor. Yine düz çizmeye dikkat edin. Şu ve şu yine köşegenlerimiz. Eşkenar dörtgende yine köşeleri birleştiriyoruz. Fark ettiyseniz hepsinde iki köşegen var. Buradan da şu köşegenleri çizebilirsiniz. Karede köşegenlerin özelliği neydi? Köşegenler eşitti, dik kesişirdi ve ortalardı. Dik dörtgende köşegenler eşitti. Ortalardı ama dik kesişmezdi. Paralel kenarda eşit değillerdi. Bak bu uzun bu kısa ama birbirlerini ortalıyorlardı. Hem de özellikleri atılmış olalım. Eşkenar dörtgende zaten direkt görüyorsunuzdur. Eşit değiller ama bak dik kesişiyor ve ortalıyor. Aslında fark ettiyseniz hepsi birbirini ortalıyor. Şu ikisi dik kesişiyor. Şu hiçbir şey olmuyor. Bak bunun adı neydi? Zaten yamuktu. Özel yamuklarda bazı özellikler var ama bizim normal yamuk dediğimiz dörtgenlerde hiçbir şey birbirine eşit değil sevgili gençler. sorumuz üçgende açılarla ilgili iç açılarını ölçmeyi öğrenmiştik sevgili gençler. Hatta üçgende ve dörtgende iç açılar diye bir videoda çekmiştik. Eğer bu sorulara takılıyorsanız izleyin. Her zamanki gibi yine 5 saniye bekliyorum. Dur dur ve çöz bakalım. Başlayalım. Üçgen... Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180. O zaman bana verilenleri toplayacağım. 180'den çıkaracağım. Üçüncü açıyı verecek. 72 artı 38 toplayalım hemen. 0 elde var. 1, 10, 11. Verilen 110. 180'den 110'u çıkarırsam 0, 7, 0 yani 70 bulurum. Bana verilmeyen açı 70 derece olacakmış. C şıkkı doğru cevap. Bu sorumuza yine 5 puanda. Puanlarınızı toplamayı unutmayın. Bu sefer de dörtgenlerde iç açılarla ilgili yine 5 saniye bekliyorum. Az önce yaptığımız üçgen sorusunun birebir aynısı. Sadece değerleri farklı ve dörtgen sadece. Neyi bileceğiz? Dörtgenin iç açıları toplamı. Bütün dört kenarlı çokgenlerin iç açıları toplamı daima 360'tır. Bunu öğrenmiştik. Bana verilenleri toplarım. 360'tan çıkarırım. Eksik olanı bulurum. Verilenleri toplayalım. 115, 112 ve 65. 5, 5, 10, 12. Elde var. 1, 1, 2, 3, 6 daha 9. 1, 1 daha 2. 292 verilen açılar. 360'tan. 292'yi çıkarıyorum ve cevabı buluyorum. 0'dan çıkmaz. Elden aldım. 10'dan 2 çıkar. 8. Burada 5 beş kaldı. 5'ten çıkmaz. Elden aldım. 15'ten 9 çıkar 6. Buradan da 0. Cevabı 68. B şıkkı buluyoruz. 8 sorumuzda uzunluk ile ilgili sevgili arkadaşlar. Hem kısaca uzunluk ölçülerini size hatırlatacağım. Sonra da problemimizi çözeceğiz. Siz önce bir çözmeye çalışın. Sonra kontrol edelim. Terzi Hakan Bey 60 metrelik bir top kumaş almıştır. Bu kumaşı 400 santimetre uzunluğunda parçalara ayıracak ve koltuk örtüleri dikecektir. Buna göre kaç tane koltuk örtüsü diker? Yapacağımız olay önce ölçü birimlerini birbirine dönüştüreceğiz. Sonra da bölme işlemi yaparak kaç adet olduğunu bulacağız. Hemen hatırlayalım isterseniz ölçü birimlerimiz neydi? Kilometre, arada birkaç tane daha var ama öğrenmemişsiniz varsa yorum geçiyorum. Sonra metre vardı. Ana ölçü birimimiz bunun altında desimetre var ama öğrenmemiş olabilirsiniz. Santimetre, milimetre. Hatta yazalım desimetre de yazalım. Bak bunlardan her yukarı çıktığında bir sıfır siliyordun. Aşağı indiğinde sıfır ekliyorduk. Yukarı çıkarken sıfır siliyorduk. Eksi siliyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Toplam kumaşımız 60 metre mi? Benim her bir koltuk için 400 santimetre harcamam için. Bak bu santimetre bu metre olmaz. O zaman bunu da santimetreye çevirelim. 60 metreni santimetreye çevirirken 2 sıfır ekliyorduk. 2 sıfır ekledim. Santimetre kumaşım var. Tamam. Bunu 400'lük parçalara ayırmak bölme işlemi demektir. Hemen bölüyoruz. 600'ü pardon bir sıfır da eklerim. Bozduk iyi mi? Her neyse 600'ü şuraya tekrar yazıyorum. 6000'i 400'e böleceğiz. Bölme işlemi yaparken pratik. Sıfır varsa her iki taraftan eşit sayıda sıfır silinir. İkişer tane gitti. 6'da 4 bir kere var. 1 kere 4 4 çıkardım. 2 0 aşağı iner. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 çıkardım. 0. Evet cevabını bulduk. 15 tane bulduk. Hem problemi anlamanın gerekiyordu hem de birimleri uzunluk ölçülerini birbirine dönüştürmen gerekiyordu. Cevap A şıkkı soru 10 puan. Dokun soruyla devam ediyoruz. Kolay bir soru, bir çevre sorusu. Ondan dolayı 5 puanlık bir soru. Yine durdurup çözün bakalım. Bize uzunluk ölçülerinin değer olarak vermiş, uzun uzun anlatmış bir yamuğun çevresini bulmamız istiyor. Çokgenlerin ve dörtgenlerin bütün şekillerin çevrenin bulmanın tek kuralı var. Bütün kenarları toplayacaksın. Başlayalım şuradan. Başlayalım. Unutmayalım yerimizi. 26 Geldim 15. Geldim 40. Topladım 57 ve cevabı bulacağım. Bak şöyle hepsini topluyorsun. 6 5 daha 11. 7 ekle 18. Elde var 1. 2 1 daha 3. 4 ekle 7. 5 ekle 12. 1 de elde 13 santimetre yani 138 santimetre buluyoruz. Şıklarda 5 şıkkı oluyor. 10. sorumuz da dikdörtgenlerde ve şekillerde alanla ilgili sevgili gençler. Bunları daha önceki senelerden de biliyorsunuz. Yine 5. sınıfta da işledik. Buyurun bakalım. Hemen başlayalım. Bize dikdörtgenin alanının karenin alanından ne kadar fazla olduğunu soruyor. Alanları bul birbirinden çıkar. Dikdörtgenin alanını bulurken kural çok basit bak. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk ve alanı buluyorduk. 10 kere 5... 50 santimetre kare. Yazmayı unutma. Kare yazmayı unutma. Karenin alanında da yine iki kenarı çarpıyorduk. 6 kere 6. 36 santimetre kare. Bize aradaki fark sorusu için çıkarma işlemi yapacağım. 50 36'dan çıkarsa 14 santimetre kare bulacaktık. Yine kolay bir soruydu ama kuralları bilmezsen yapamazsın. Cevap C şıkkı. Bu arada puanlarını toplayarak gidiyorsunuz umarım. Bir de sizden küçük bir isteğim olacak. Buraya kadar videoyu izlediyseniz büyük ihtimal faydalı olduğunu düşündüğünüz için izlemişsinizdir. Aşağıda gördüğünüz beğen butonuna basarak ve videoya yorum yaparak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Evet 11. sorumuz bir araştırma sorusu sevgili gençler. Araştırma sorusu nasıl hazırlanır? Buyurun bakalım. 5A sınıfı öğretmeni öğrenciler için bir müze gezisi planlamak istiyor. Öğrencilerin en çok gezmek istedikleri müzeyi belirlemek için yapacağı araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisini öğrencilere sorması uygun olur? Bu tarz sorular kolay oluyor zaten. En son hangi müzeye gittiniz? Müzeyle ilgili bir soru olabilir. Hafta sonları en çok tercih ettiğiniz etkinlik nedir? Zaten yapacağımız etkinlik belli olduğu için etkinlik sormaya gerek yok. En çok gezmek istediğiniz müze hangisi? Direkt hedefe uygun bak. Direkt hangisi olduğunu soruyoruz. Yılda kaç defa müze gezisi yaparsınız? Bu da yine müzelerle ilgili fakat bizim direkt araştırma konumuzla ilgili değil. 12. sorumuz da grafik yorumlama ile ilgili sevgili arkadaşlar. Bu grafiğe bakarak iki soru çözmenizi istiyorum. Her bir 5 puan. Buyurun bakalım. Bir ayda satılan kolonya miktarlarının türlerine göre grafiği verilmiş. Bizim bu grafikten yararlanarak soruyu cevaplamamız gerekiyor. İlk sorumuz. Bir ayda en az miktarda satılan kolonya çeşidi. Grafikteki çubuklara bakarak en kısa olanı en az olandır. Buradan baktığında ne oluyor? Bak menekşe 4 olduğu için en az menekşe. Bu tarz sorular kolay oluyor zaten. Hangi kolonya çeşitlerinin bir aylık satış miktarları eşittir? Sütunları eşit olanlar birbirine eş olacak. Bakıyorum lavanta 14, limon 18, kayısı 8, menekşe 4, leylak 14. Bak leylak ve lavanta her ikisi de 14 olduğu için cevabımız B şıkkı oluyor. Mesela burada başka ne sorabilir? Toplam kaç litre satılmış der? Sen bunların hepsini tek tek toplarsın. Lavanta 14. Limon 18. Kayısı 8. Menekşe 4. Leylak 14. Sonra da bu sayıların tamamını toplar bulursun. Ve 13. sorumuz zaman ölçülerine geldik sevgili gençler. Bu da sınavımızın son konusu ama son sorusu değil tabii. 10 puanlık bir soru. Buyurun bakalım. bize 186 ayın kaç yıl ve kaç ay olacağını soruyor. Burada kullanacağız şey ay ve yıl arasındaki değişim. Neydi? 1 yıl 12 ay değil mi? O zaman ben 186'yı 12'ye bölerek kaç tane yıl olacağını bulacağım. Hemen bölelim. 186'yı 12'ye bölüyorum. 18'de 12 bir kere var. Bir kere 12, 12 çıkar. 8'den 2 çıktı. 6, 0. 6'yı aşağı indiriyorum. 66'da 12 arıyorum. Ben direkt 5 oldum diyorum ama siz takılırsanız şöyle yazın bak. 12, 24, 36, 48, 60. Bak 5 oldu. 5 kere var. 5 kere 12, 60. Çıkardım 6. Bak ne oldu? 15 yıl oldu. 6 tane ay arttı. O zaman cevap neymiş? 15 yıl, 6 ay diyeceğiz. Buradan da şıklardan aşık olarak işaretliyoruz. Bu tarz soruları mesela aynı şekilde saat ve zaman dakika arasında soruyor. Mesela diyor ki 520 dakika kaç saat kaç dakikadır diyor. Ne yapıyorsun? 520'yi aralarında 60 kat ilişki olduğu için çünkü 1 saat 60 dakika olduğu için 60'a bölüyorsun. Artan sayıyı dakikaya yazıyorsun. Ve 14. sorumuz yine bir zaman ölçüsü problemi sevgili gençler. Biraz zorlanabilirsiniz ama umarım doğru çözersiniz. Bu sorumuz yine 10 puanlık bir soru. Buyurun bakalım. Bir fabrikada bulunan bir makine 30 saniyede bir, bir tane ürün üretmektedir. Bu makine 13.50'den 14.20'ye kadar kaç tane ürün üretir? Yapacağımız olay önce geçen süreyi bulacağız. Sonra saniye cinsinden türünü bulacağız. Ne yapıyoruz? 14.20 ile 13.50 arasında geçen süreyi bulacağız. 13.50. Burası da 14.20. Bunu çıkarma işlemi yaparak bulabilirsiniz. Fakat hiç uğraşmaya gerek yok. 13.50 ya 10 dakika geçti. Kaç oldu? 14. 20 dakika geçti. 14.20. Artı 20 dakika ne yaptı bakın? 30 dakika geçti. Tamam. Bu 30 dakika süreyi benim saniyeye çevirmem lazım. Çünkü, çünkü bu saniye cinsinden 30 dakika kaç saniyeydi? Her 1 dakika 60 olduğu için çarpı 60 yapıyoruz. 3 kere 6 18. Sonra bu sıfırları ekliyoruz. 2 sıfır ekliyoruz. Saniye olarak bulduk. Bu 2 saat dilimi arasında 1800 saniye geçmiş. Şimdi bu 1800 saniyenin her 30 saniyesinde bir tane ürün çıkacak ya. Ben de 1800'ü 30'a bölüyorum. Bölerken 0 gidiyordu, gitti. 18 de 3, 6 kere var, 6 kere 3. 18 çıkardım 0. Sonra bak burada artan bir 0 var, bunu aşağı indirdim ve buraya da ekledim. Cevabı 60 ürün olarak buluyoruz. Peki hocam, ben belki farklı saatler verirse onları birbirinden nasıl çıkaracağız? Hemen çıkaralım. Normalde şöyle yapmanız gerekiyor. Bak 14, 20, eksi 13, 50. Normal çıkarma işlemi. Önce dakikalar çıkar sonra saat. 20'den 50 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gideriz. Bak komşuya geldim. Buradan bir saat aldım. Burası kaça düştü? 13'e. Buraya verdim. Kaç olarak verdim? 60. Yani burası da 20 değil artık. 60 artı 20'den 80. 13, 80 oldu. Çıkarıyorum. 80'den 50 çıktı. 30. 13'ten 3 çıkar. 0. Bakın ne oldu yine? 30 dakika. Şurada bulduğumuz 30 dakika çıktı. Ve sınavımızın sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi puanını hesaplıyorsun ve kaç puan aldığını, eksik olduğun, yapamadığın konuları yorum kısmına yazıyorsun. Eğer fırsat bulursak takıldığınız konularla ilgili yeni videolarda yaparız. Şimdi ekranda gördüğün logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsin. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.